بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Aslında en büyük sıkıntılarından bir tanesi de sıkıntı yani. Sıkıntısının en büyük sebebi sıkıntı. Sıkıntı kaynağı, kontrolü, çözüm yolları. Onlardan biraz bahsedeceğim. Seviyeli insanlar olduğundan dolayı biraz da böyle, eğer cami seviyesi olsaydı veya bir halk seviyesi olsaydı biraz daha değişik ders yapacaktım, sohbet. Biraz daha sevili olmasını dikkat edeceğim. Dima ve duygu kontrolü diye. Dima kontrolü. Dima. Dima, tıpta kafada akıl var der. Tıp, nöroloji. Alimler, İslam alimleri, dimada 7 mertebeden bahseder. Gazali'de keza var. Rabbani Hazretleri'nde de var. Bediüzzaman Hazretleri onu biraz simgesi daha ilmi bir şeye getirmiş, seviyeye. Soğan kabuğu gibi size bahsedeceğim. Dima tanımlıyorum. Soğan gibi düşün. Kabuktan, diş kabuktan içeriye giriyorum. Yani sistemi tanımak lazım. Sistemin kontrol edebilmen için sistemi tanıman lazım. Sistemin devre dışı yapan sebepleri, aktif eden sebepleri bulursan hakim olursun. Hakim olamadığın her şey sana hakimsin demektir. Hakim olamadığın her şey sana hakim olmuş demektir. Sistemi tanıman lazım. Ezber işi değil bu. Sarf ve nahiv gibi böyle şey çözmek değil. Sistemi tanımak lazım. İnsan 18.000 alemin hulasası olduğundan, 18.000 alemin hulasası olduğundan, hulasa-i camiası olduğundan, bütün alemler insanı yer yer tanımlıyor ve tarif ediyor ve ziyaret ediyor. Gündelik hayatta. Mesela onun alametinden bahsedeyim. Bazen bir göğsün dağlanır. Dar olur. Dünya çok acayip büyür. Sen küçülürsün. Dünya artık yaşanmaz olur. Sebebi insan küçüldüğü için dünya çok büyük oluyor. Yaşanmıyor yani. Hiçbir şey bitmesi gelmiyor. Eğer ruhu bedenden çıkarırsa fikren ve tefekkür itibariyle bu sefer dünya çok küçük olur. Dertlerimizin büyümesinin sebebi biz küçüldüğümüzden kaynaklanıyor. Dertler, hani derler ya, hocam üst üste gel, merdiven gibi böyle, üst üste geldi diyor. Yani üst üste geldiyse merdiven demektir. Basıp çıkacaksın. Alt alta gelseydi aşağı doğru inecektin. Tamam. Bak şimdi dertlerimizin büyüklüğü, küçüklüğü aynı. Değişen şekildir. Bugün çocuğun ne oldu, yarın kızın ne olacaksın. Bugün parasızlık da oldun, yarın sağlık da olacaksın. Yani aynı şey. Yalnız isimleri değişik. Büyümesinin, küçümesinin sebebi kendini tanıma nispetiyle değişiyor. Sistemini ne kadar iyi tanırsan, işlevini de bilirsen, o büyük zannettiğin şeyler küçülüyor. Hani eskide çok büyük dertlerimiz var. İlim arttıkça aşağılıyor. Şimdi dimadan biraz bahsedeyim. Biraz önce bahsediyordum, yarım kaldı. Dima böyle soğan kabuğu gibi düşün. Soğan, dışarıdan içeriye giriyorum. Sıralama dışarıdan içeriye. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. İçerisinden biraz bahsedeceğim.
bizi acımasız bir fırtınalar estiren hangi yapıdır? Bu dersi yurt dışında seminer yapacağız inşallah. Onlara bahsedeceğim bir parçasını size anlatıyorum bunu. Diş taraf tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Gömlek. Gir içeriye atlet. Gir içeriye beden. Gir içeriye hayat gibi. Gir içeriye, hani benim gömleğim, ben diyen ayrı. Gir içeriye benim atletim. Gir içeriye benim bedenim. Gir içeriye benim aklım. Bu benim diyen akıl değil. Felsefede us derler. Ben olan beni buraya kadar getirir. Din bunu demez. Benim aklım akıl bir alettir. Cihaz insanidir. Yani sahip çıkılan bir şeydir. Gir içeriye benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. Ruha sahiplenmiş. Benim ruhum. Ne demek? Benim gömleğim der gibi, benim aklım, benim arabam der gibi benim ruhum. Hani deriz ya gündelik hayatta. Benim ruhum kaldırmıyor. Benim ruhuma çok ağır geldi. Hatta ruhunuzu niye kirletiyorsunuz? Kim kirletiyor? İşte içeriye giriyorum bir daha. Benim gömleğim, gir içeriye benim atletim, gir içeriye benim bedenim, gir içeriye benim hayatım. Hayatını söndü deniliyor. Gir içeriye benim aklım, gir içeriye benim ruhum, gir içeriye ben olan ben. Başka bir şey yok. Yani ruha bile sahip çıkan var. O ben olan ben, o sensin işte. O çok önemli. Onu tanıman lazım. Onu bilmek lazım. Diğerleri o zaman kontrol edilir. Şimdi aynı bu örnek gibi dimağdan bahsediyorum. Diş taraf tahayyül. Gir içeriye tasavvur. Gir içeriye taakkul. Gir içeriye tasdik. Gir içeriye izan. Gir içeriye iltizam. Gir içeri itikat. İtikat aklidir. İman kalbidir. Onun için Allah Resulü bu parantez açıyorum. İlahiyatçı kardeşlerimize. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın yanında bulunup sahabe gibi gözüküp sonra vefatında veya miraç meselesinde mürtet olanlar var. Onlar itikatları vardı, imanları yoktu. İtikat aklidir. İman kalbidir. Şimdi sistem, yani bizi sıkıntıya sokan, kafamızı cehenneme döndüren dimağımızın dışarıdaki ikinci makamı olan tasavvurdur. Tasavvuru kontrol edemezsen, tasavvur bir depo gibidir. Bütün düşüncelerin, çeşitliliklerin olduğu bir yerdir. Tasavvur. Tasavvur, içeriye dinlediklerimiz, duyduklarımız, kokladıklarımız, tad aldıklarımız, dokunduklarımız, hepsi içeriye giriyor, çöp tenekesi gibi. Eğer kontrol edemezsen, yani şöyle bir cümle var veciz. Doğru düşünürken, bir bırakayım. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız kendinizi doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünce güç değil. Düşünce içine girilen bir yapıdır. Elinize verilen değil, içine girdiğiniz şeydir. Düşündüğünüz şeysiniz. Güçtür. Nasıl ki mesela gündelik hayatta birisine hayalet koyuyoruz karşımıza. Ona nasıl dedi? Kendi kendimize hayal kuruyoruz. Ona nasıl dedi ya? Ne dedi ya? Lan, kafanı kıracağım ya. Allah Allah falan. Böyle dediğin zaman nasıl ki sen senlikten çıktın? O düşüncenin içine, gadabın içine girdin. Vücuttaki sistem değişti. Bedensel yapı değişti, kaslar, lifler, dokular, salgılamalar değişti. Veya şehevi bir şeyi düşünüyorsunuz. Şehevi bir şey, vücut nasıl değişiyor? Ha işte, içine girilen demek için söyledim. Demek ki sistemi tanımak lazım. Sistemin içerisinde ciddi bir aktörlerden bir tanesi de şeytandır. Şeytanın vesvesesinden ve dimağın vehminden bahsedeyim. Çok kısa geçiyorum. Belki böyle kardeşlerimizin sıkıntısı olan var da burada yoktur vesvese ve vehim olan yoktur. Zannediyoruz ama çünkü benim başım beyazladı bunu
vesvese ve vehim dinleye dinleye, Müslümanlardan dinleye dinleye. Bak şimdi, vesvese kalbidir, lümme-i şeytane kalbin etrafındadır. Vehim ise biraz önce dimağda anlattığım ikinci tasavvurdadır. Allah Resulü'nün ifadesiyle aleyhissalatü vesselam vehim için acımasız bir latife bahsediyor. Lubulluk'ta bahsediyor. Lubulluk diye Muhyiddin Arabi'nin şeyinde. Orada gördüm böyle bir hadisi. Şimdi vesvesenin özelliği şu sevgili kardeşim, şeytan. Varı yok etmek, vücudu Adem'e dönüştürmek üzere kurulmuş. Yani ilahiyatçı o kardeşimiz olduğundan Adem'i bilirler. İzaha gerek yok zannediyorum. Vücudu Adem, yani vücudu Adem'e dönüştürmek. Elimi böyle yapıyorum ki zihinde kalır diye. Varı yok etmek. Yani imana ve abdese musallat olur. Yani varlığa, realiteye. Mesela imanı olana der ki imanın yok. İmanın gitti ha. Allah seni yakar ha. Oysa Allah ile korkutan kendisi Allah'tan korkmayandır. Cehennemle bizi tehdit eden kendisi cehennemden korkmayan şeytan. Şimdi bunun özelliği şu. Abdesti olana abdestin yok der. Abdest size, acaba abdestin var mı senin ya? Böyle uyandırır da gidip abdest almasına sebep olur mu şeytan? Mantığına uymaz. Demek ki şeytanın yapısı, özelliği, sistemi, yani bizdeki entegremiz varı yok etmek yapıyor. Mesela bir misal vereyim. Almanya'da Diyanet'in Ramazan imamlığını yaparken lojmandan bir şey anlatmak için anlatıyorum bunu. Bildiğin zaman sistem ne kadar güzel oluyor. Lojmandan çıktım. Camiye gidiyorum. Teravih kıldırmaya. Lojman biraz uzaktı. Adam bana hiçbir şey demiyor. Hiç kimse yok. Camiye gittim. Sünneti kıldık. Farzı kıldırdım. İşte teravih. Salat-ı vitir. Salat-ı vitir değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Geldi adam. Dedi ki senin abdestin yok. Biliyor musun? Niçin dedi bana? Dindar olmamı istiyor. Abdestsiz namaz kılmamı istemiyor değil mi? Peki madem dindar olmamı, abdestsiz namaz kılmamı istemiyorsun, niçin lojmanda demedin bana abdestin yok diye? Demedin. Lojmanda demedin. Camiye gelirken demedin. Sünneti kıldık demedin. Farzı kıldık demedin. Teravih kıldık demedin. Selat vitirde Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdestin yok. Niye yapıyor? Dindar olmamı istiyor. Peki daha önce niye demedin? Ben de yerim. Hayvan terli. Ben ne dedim ona? Dedim ki benim zaten abdestim yok. Her zaman abdest olur mu? Abdestsiz de olur. Sonra kaza eder. Baktı ki benden daha serseri. Ne yapacak şimdi? Çekip gitti. Niye adamı tanıdım? Bar üzerine kuruldum. Ben şimdi abdestim yoksa veya varsa bu kesin. Var mı? Var. Kesin. Şimdi mesela aşağıda aldım. Yoksa yoktur. O kesin. İkisinin ortası. Var mı yok mu? Eğer, bak çok önemli bu. Eğer abdestim yokluğuna dair bir kıvılcım vesvese görsen abdestli olduğuma inanıyorum. Çünkü bu abdest şeytan tasdikli bir abdest olur. Çünkü şeytanın mantığı, sistemi varı bozmaktı. Eğer hakikaten abdestim olmasaydı vesvesesi olmayacaktı. Madem senin abdesti yok canım, sen bozmuştun dediği anda abdestliyim. Altında şeytan imza atıyor, abdestlisin. Bu şeytanın vesvesesi. Şimdi vehimden bahsedeceğim. Vehim biraz da tuhaf. Biraz uzak mı yapayım? Şimdi vehimin de şeyi elime bakın. Yoku var ediyor. Bak zihninizde kalır diye elimi böyle yapıyorum. Yoku var ediyor. Yoku var ediyor. Bu da düşüncelerde olur. Vesvese hislerde, fiillerde olur. Düşüncelerde vesvese değil, düşüncelerde vehim olur. Yani suizan, tulu emel, ben merkezde olmak,
adavet, nefret, nefret gerçeğisidir ama fikir boyutuysa, yani ne yapar adam? Olmayanı var diyorsun denir. Vehim düşüncelerde olur. Düşünce çarpışıklarında fırsat buluyor, çıkıyor. Yani herhalde böyle baktığına göre bana, benim hakkımda böyle düşünüyorsun. Benim hakkımda böyle düşünüyorsan sen böyle bir adamsın gibi şeyler bundan çıkıyor. Vehim bunu yapıyor. Vehim çapraşık düşüncelerin zemini. Yani yoku var eden yapı. Yoku var ediyor. Düşüncelerde vehim olur. Şimdi devam ediyorum. Enfusi dinamiklerimizi aktif edip seferber etmek lazım. Yani insan niye mutsuz? İnsan niye mutsuz? En basit şeyiyle mutlu değil de ondan. Peki niye? Mutluluk satın alınmaz. Mutluluk bulunmaz. Mutluluk verilmez. Uyandırılır. Bağrını uyandırırsın. Sende mevcut zaten bu. Peki şuna diyeyim. Ya sorarsanız, çok soruluyor da, kardeşim bazen durup dururken göğsünüze bir ateş basıyor, garip garip bir düşünceler geliyor, yaşamaktan da utandın veya usandın, Bunlar niçin geliyor? Bazen de cennet alsa bir hal yaşıyor. Sebebini söylüyorum, çok hoşuna gidecek. İnsan camiül ezdattır veya cemül cemdir. Zıtların cemidir. 18 bin alemi kurasası olduğundan yer yer kapını vururlar. Yani ziyaret ediliyorsun. O alemler. 18 bin alem. 18 bin alemi alemden insana kapısına vuruluyor. O sıkıntı demek. Adem alemler hesabına çalışan şeytan, fennas, Azazil'in sıfatlarıdır, şeytandır, fennastır. Onların yer yer insanı ziyaret etmesinden kaynaklanıyor. Bildiği inanda hemen tutunamıyor. Öyle bir kıvılcım atıyor. Kendinden zayıf var. Zayıftır yani, öyle bir yaptırıcılığı, failliği yok. Bir ortaya bir yem atar, yerse. Demek ki olmasının sebebi İnsan olduğundandır. 18 bin alemin zatında taşıdığından 18 bin alem kendisini, seni, sende kendisini ifade ediyor. İnsan olduğundan, kaliteli olduğundan geliyor. Çünkü hiçbir sığırın vesvesesi ve panik ataklığı yok. Kuralı bozuk sığır gördünüz mü? Ah falan ah, bugün canım sıkıldı, kafamdan duman atıyor. Öyle diyen sığır var mı? Yok. Sırrın böyle bir özelliği yok. Veya kedinin. Yani bugün bu ağzına bağlarsın. Yarın bu ağzına bağlayınca olan beni nerede bağladınız? Buraya demez. Yani demek ki insan her şeye cami. Her şey kendisinde ifade edilebilecek diye böyle bir alemler yer yer seni ziyaret ettiğinden o farklı halleri ondan yaşıyorsun. Camiyetinden. Mesela çocukta yok. Deli de yok. Değil mi? Meczup da yok. Hayvan da yok. Yani insanın hassasiyeti ruhsal yapısı arttıkça. Mesela sende imansızlık endişesi var. Kafirde yok bakın. Kafirde imansızlık endişesi olsaydı imana gelirdi. İmanın en güzel delili imandan şüphe etmek veya endişe etmektir. Acaba var mı falan? Değil mi? Halis bir imanın delilidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü kafir imansızlıktan korksaydı iman ederdi. İman ederdi. Yani bir şey, mesela desem ki size, arkadaşlar arkada aşağıda bir araba çalındı, kimi falan diye heyecanlı böyle bir anons yapsam, kim endişe eder? Arabası olanı, benim arabam yok. Ben şöyle derim, ben diyeyim. Arkadaşlar aşağıda bir tane araba sorun var galiba, çalınıyor, çalındı. Kimi falan dediğim zaman, arabası olan yapmaya falan, nerede falan. Yani imansızlıktan kim korkar?
İmansızlıktan kim korkar? İmanlılar korkar. İmanı var da ondan korkuyor. Yani para çalınmasından parası olanı çekinir. Abdestim gitti mi acaba? Var mı falan abdesti olan der bunu. Abdesti olan der. Şimdi mutluluk elde edilmez. Alınmaz, satılmaz. Kimse de ver. Uyandırılır. Devi uyandıracaksın. Batında bu var. İnsan yani. İnsanın ulvi hisleri, duyguları aktif edilmesi lazım. O da test, iki tane doktor öneriyorum daha çok sıkıntılı olanlara. Bazıları diyor ki hangi doktorla ortak çalışıyorsun? İki doktor öneriyorum. O doktora giderseniz dünyanız rahat olur. Birinci doktor, doktor teslimiyet. İki, doktor meşguliyet. Doktor meşguliyet ve teslimiyet. Meşgul olacaksın. Boş olmayacaksın, kendine yatırım yapacaksın, öğreneceksin, enaniyet, gurur yapmayacaksın, ben merkezde yaşamayacaksın. Şeytanın 52 tane aşağılık sıfatı var, 52 kebairin karşıtı, ama 4'e indirgenmiş. 1. Gurur, kibir, sıkıntıya sebep. 2. Haset. 3. Ben merkezde. 4. Yeis. Yeis mani erkeman, ümitsizlik yani. Ancak kafirler, değil mi? Allah'tan ümidini keserler. Yani 4 tane bir de şey yapayım. Evde de öyle. Bak bunlardan ne kadar uzak olursak ev olur cennet bahçesi. 1. Enaniyet, gurur. İnmiyor ki kafa. Biliyor. Doğru biliyorsun. Biliyoruz yani ama ilmi boyutu daha his boyutuna dönmemiş. Birincisi enaniyet, gurur. İkincisi haset. Haset kuyudur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kuyu. Kuyu. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında da hapishane diye tanımlanır. Haset. Yani içeri girdin, içeridesin devamlı. Nasıl yok? Şu odama bak ya. Allah Allah. Binası çıktıkça haset eden adam, haset hasidi yakar. Haset edeni yakıyor. Adam binası yükseldikçe bu aşağıya doğru gidiyor. Motor yanıyor ya. Demek ki birincisi enaniyet, gurur. İki, haset. Üç, çok önemli. Pergel insan diyorum. Ben merkezli. Pergeli koyduğu yerde daire çiziyor. Hep ben. Ben merkezde her şeyi yorumluyor. Niye öyle yaptın? Niye öyle oturdun? Niye yeme öyle değil? Niye tadı yok ya? Niye yapmadın? Hiç karşıdan bakmaz. Hep kendisinden bakar. Evdeki kavgaların sebebi de bu. En büyük sebebi bu. Ben merkezde ne yapar? Karşıyı değiştirmeye çalışır. Ortak taraflarındaki ortak özelliklerin çapını büyütmez. Mesela bir misal vereyim. Hanımını, burada erkekler olduğu için söylüyorum. Orada olsaydık, ters derdim. Hanımını değiştirmeye kalkma. Huy biraz zor değişir. Dağların yürüdüğünü duyarsanız, görürseniz inanınız. Huy, ama bak nasıl değiştirir. Allah Resulü böyle bir hadisi var bir mana. Huyların değiştiğini duyarsanız, huy, huluklar, huyların cemi. Peki nasıl değiştireceğiz? Yani böyle ne yapıyorsun ya? Ne biçim insansın ya? Kaç defa dedik ya? Hiç anlamıyor musun ya? Allah böyle diyor, Allah'a da düşman yaptırıyor. Peki nasıl? Şimdi o kötü sıfatlarını elbette ki ikaz edeceğiz, anlatacağız da dayatmaya olursa tepki oluyor. Peki nasıl onu önleyeceğiz? Daha güzel bir yönü. Güzel sıfatını onaylayacağız ve güzel sıfatının çapını genişletmesine yardımcı olacağız. O zaman iyi, kötü sıfatı yol bulamayacak. Çok ilginçtir. Mesela uygulayayım. Kızım, ekmeği yiyerek neye dolaşıyorsun? Bak Allah seni cehenneme atar. Diyeceğine, kızım oturarak yemek ye, Allah seni cennetine koyar. Aynı şey. Değil mi? Mesela hanımın sokakta, estağfurullah.
veya iş yapıyoruz. Kaç kişiye iltifat cömertliği yaptık bugün? Hoş geldiniz, nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın. Selamun aleyküm. Hayırlı günler kardeşim. Nasılsın? Derdin var mı? Değil mi? Yapıyoruz ki Müslümanın sıfatıdır. Aynı cömertliği, iltifat cömertliği hanıma yapmıyoruz. Yani bende de var enaniyet. Hanıma şöyle yap istersen, böyle diyemiyorsan. Hanım eline sağlık ya, ne güzel yemek oldu hakikaten ya, Allah Allah. Hani diyemiyorsan, biraz enaniyet şeyimiz varsa, şöyle diyebilirsin. Allah Allah, herhalde ben bugün çok açım da yemek çok lezzetli geldi ya. Bari böyle bir, ortaya bir yem at yani. İnsandır ya, insan. O zaman sana daha güzel hizmet etmeye yırtılır çünkü... İltifattan hoşlanmayan insan yoktur. Estağfurullah. Derle mi koy cebime? Öyledir. Ama ne kadar doğru dahi desen, eleştiriden hey Allah razı olsun ya, iyi ki dedin. Der ama bunu mu buldu bu kadar şeylerin içinde ya? Bu kadar güzel sıfatlarımız vardı. Bak bu kadar konuştuk, adam bunu buldu ya falan. Hemen böyle şey. Peki niye? Eleştiriye tahammülümüz de yok. Zor. Şimdi o zaman insanlar arasındaki münasebet ki ailede güzel sıfatları onaylanırsa o kendi gayretiyle çapını büyütür. Güzelliğin sıfatı büyüdükçe kötülük sıfatı küçülür. Gölgede kalır. Ondan sonra biz birbirimizi memnun etmek için kendimizi yırtıyoruz ya. Aile yuvasında da daha çok. Mesela çocukta da öyle yapıyoruz. Bir maskaralık yaptı, bizi güldürdü. Onu yapması için kendimizi yırtıyoruz. Ulan bir de yapsa şunu. Aynı onun gibi ya. Demek ki mutluluk için enfusi dinamiklerimizi, içsel yapımızı aktif etmemiz gerekiyor. Yani onları çalıştırmamız gerekiyor. Onlara yatırım yapmamız lazım. Nasıl? İşte sohbetlere, kitap okuyarak. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabiriyle iyi olmak istiyoruz diyene şöyle cevap vermiş. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olunuz. Bu kadar demiş. Ben bir insanın iyi olabilmesi için belki de 10 saat konuşurum. Siz de öyle. Ama 2-3 cümleyle ben bunu açıyorum. İmam-ı Rabbani'nin bu cami sözünü. Bak bir daha söylüyorum. Soru şuydu İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne. İyi olmak istiyorum. Ne yapayım? Ona diyor ki, iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol. Ben bunu açıyorum içeriği. İyi olmak istiyorsan, bir, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yap. Doğru yer, mesela burası yurt. Yetmiyor doğru yer ama doğru insanlar da olması lazım. 20 taneyi bir delikanlı yanına, bir tane kötü bir... Çok kötü bir ahlak sahibi olsa diğer 20'yi de bozar. Ömrüm kurslarda geçti içim elimde. Biliyorum yurtlarda. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Olursa insan dış dünyadaki çevresini oluşturur, iyiye adım atar. En güzel bir yöntem dış dünyasını tanzim etmek. Sonra geliyor kendisine yatırım yapmak. Sohbetlere gitmek ve doğru bilgilere ulaşmak. Sığınılacak, yardım alınacak en müessir kaynak sana yine sensin. Sığınılacak, yardım alınacak en müessir kaynak sana yine sensin. Batınını uyandır, devi uyandırır, sistemin farkında ol, derman dertlerin içinde olduğunu unutma, dertlerine derman derdin içindedir. Misal vereyim. Odun düşünün. Odun kabul edin. Hem ahiretin de ispatına ait bir misal olur. Odun. Zahirde odundur. Ama hakikatta iki zıt yapının ifadelenişidir. Bir, duman. İki, nur. Odunu yaktığınız zaman nur çıkar. Yolunuz aydınlanır. Odunu yaktığınız zaman aynı yerden duman çıkar, yolunuzu kapatır. Göz gözü görmez. Unutmayın,
Bardağın içinde su vardır. Bardak ayrı, su ayrı. Odunun içinde nur var diyemezsiniz. Bardak ayrı, su ayrı. Odunun içi değil. Odunun içi dersen odun ayrı, nur ayrı. Hayır. İki zıt yapı, duman ve nur, odun olarak gözüktü. İçi yok. Soruyorum. Dumanı neresinde, odunu neresinde duman var? Her yerinde. Sağında, solunda, altında, üstünde var mı? Yok. Her yerinde duman var. Tamam mı? Peki, nur neresinde? O da aynı yerde. Yani odunun neresinde duman varsa aynı yerdedir nur. Ona ayrı bir yer yok. İki zıt yapının dünyadaki ifadelenişine odun diyoruz. Odundan kasıt bedendir. Dumandan kasıt nefistir. Nurdan kasıt ruhtur. Haşre uygulayayım. Odundan kasıt dünyadır. Odundaki duman cehennemdir ve ısısı. Odunun içindeki, odundaki nur cennettendir. Oduna ne kadar yakınsa nur, dünyaya o kadar yakındır cennet. Odunun neresinde duman varsa dünyanın orasındadır cennet, cehennem. Bedenin neresinde ruh var? Odunun neresinde nur varsa bedenin orasında ruh var. Bedenin neresinde nefis var denilirse, odunun neresinde duman varsa bedenin orasındadır nefis. Sistem yani tanımlamak için, intikal etmek için. İki zıt yapı kendisini böyle ifade ediyor dünyada. Bildiğin zaman, peki şey için söyledim. Oduna iki taraftan bakacağım. Odun yanar değil mi? Kibrit onu yakar. Yaktı. Ben oduna bir de şöyle baktırayım size. Hayır. Odun kibrit yakmaz. Oduna delik açar, içinde hapsolan nur çıkmak isterdi. O kibritin açtığı yolda hapsolan nur hürriyetine kavuşup bol vadinin her yerinde oldu. Yani odun yanmıyor. Odunda hapsolan nur hürriyetine kavuşuyor. Sen misin bana bu hürriyeti yaptın diye içindeki nurun içinde bir ısı var. O da seni sarmalıyor, ısıtıyor seni. Teşekkür ediyor seni. Odun neredeydi? Şurada. Kaç kiloydu? 10 kilo. Odundan çıkan nerede? Bol vadinin her yerinde. Kilosu var mı? Yok. Yok. Yaktığınız zaman 10 kilo odunu 100 gram kül çıkar. O da beden. Duman ve nura inkılap eder. İşte vefat eden de böyledir. Yani en acımasız olayı bile batından bakınca odun yanmıyor. Odunda hapsolan nur hürriyetine kavuşuyor. Böyle bir bakabilsek var ya, veya böyle düşünce melek malzememiz olursa insan hakikaten uçar ya. Değil mi? Batınını uyandır, devi uyandırmış olursun. Kendine yatırım yaparak kendini tanımaya çalış. Maalesef kendimizden uzaklaştık. Kendimize yabani ve yabancı olduk. Ne derler diye giydik, ne derler diye üniversiteyi okuduk, ne derler diye yedik, giydik, ev aldık. Değil mi çoğunlukla? Başkasının adına yaşadık adeta. Ne derler diye yaşadık. Kendimizi zor yaşadık. Hep dışarıya baktık. Dışarıyı tanımaya çalıştık. Kendimize yabancı kaldık. Benim böyle bir ders var nurdersi.com diye sitesinde. Dersin adı şu: ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Felsefe falan değil bu. Bak, ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Bana haber versin. Nerede kayboldum? Kah ne derler? Kah top sahasında.
kah kahvede, kah insanların zanlarında, yani ne derler, nasıl bakarlar, ayıp olur falan diye. Demek ki insan kendine yatırım yaparak kendini tanımaya çalışırsa rahat eder, içe döner, taşınır, kendiyle özdeşleşir, tanımlamaya çalışır, özlediğini göreceksiniz. Ne kadar dışarıda olursa o kadar sıkıntı çekiyor. Özlüğü gelmek. Dışarısı dünyayı bile versen, Bombadin'i değil, Afyon'u değil, dünyayı versen doyuramazsın. Ama batına geçince kuru ekmek suya batırıp hayatından zevk alır. Zevk alanlar zahirden batına taşındıkları içindir. Doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yap. İçsel enerjini tüketen haset, içsel enerjini tüketen haset, nefret, kin, gıybet, tulu emel gibi enerjini boşaltan ve kendi kendini tüketen sıfatlarını fark et, onlara karşı çözümler üret. Çözümlerin en büyüğü de bu sıfatlardan uzak olanlarla oturup kalkmak. Her derdin dermanı olan imanını arttırmak ve imanı aktif etmek olan ubudiyet ve ibadete sarılmak. Bütün dertlerin dermanı olan imanını arttırmak ve imanı aktif etmek manasında olan ubudiyet ve ibadete sarılmak. Ubudiyet, olumsuzluklardan da, yani haramlardan yapmamakla yapmak, uzak olmak. İbadet, eylem, namaz, oruç, eylem gibi fiil olan şeyler. Mubikat-ı sebayı kesinlikle yanaşmamak. 52 kebair demiş İslam alimleri. Bu yediye indirgenmiş. Yediye kulasalanmış. Yediye neydi o? Bir, içki miydi? Kalk. Kan, zina, hukuku valideyn, yani silah-ı rahim, dine zarar verecek bidalara taraftar olmak, ana baba asi olmak, şarap, yalan şahitlik. Yani yediye cem olmuş, 52. Bunlar içsel enerjimizi tüketen yol. Sistem yani. Başka, bize rağmen şeytan denen vücudumuzdaki sistemin farkında olmak. Yani şeytan denen, yani odundaki dumandan farkında olmak, uyanık olmak, şeytan bize yapışık değil, bizde çalışan bir sistemin adıdır. Şeytan, iki doğrunun arasındaki ara boşluk olan Adem'dir ki bunun adı yanlış veya haram diye nitelendirilir. Haram nedir? İki doğru arasındaki boşluktur. Misal vereyim. Şimdi 10 metre bir kare havuz düşünün. Havuz. Tamam. Şimdi bu havuza yarım metre su koydum. Tamam. Şimdi bunun üzerine batmayacak plastikten ona 10 veya 20'ye 20 plastik parça koyalım. Hepsi renkli ve ışıklı. Lambası var. Ama hepsinin lambası ayrı. Ton. 20'ye 20 kare plastik ve ışık yanıyor üzerinde. Ama hepsinin ışığı farklı. 10 metre bir havuz var. Yarım metre su var. Üzerinde hiç boşluk kalmayacak şekilde bu 20'ye 20 plastikleri yerleştirdik. Suyun altı gözükmüyor. Buraya kadar tamam. Peki bu plastikler suya batmıyor ve üzerinde ışık olduğu için farklı renk olduğundan yukarıya ışık veriyor, renk veriyor. Işığı söndürelim diyoruz. Söndürdük. Tavana baktığımız zaman her parça kendi rengini yukarı vereceğinden sabit bir tavanda renk dünyası olur. 1000 sene de öyle olsan öyledir. Daha hiç oynamaz. Suyun altını, suyun karıştırsanız bile
Kesinlikle bunlar oynamaz. Çünkü yapıştırmışız. Tamam. Diyorum ki kardeşim, o plastikten 5 tane al oradan. Al oradan, sudan al. At dışarıya at. 3 tane oradan al. 7 tane oradan al. 10 tane oradan al. 15 tane al. 7 tane al. 3 tane al. 1 tane al. Aldık mı? Bir boşluk meydana getirdik mi? Getirdik. Şimdi suyu oynatın aşağıdan. Bu şeyler oynar mı? Oynar, değil mi? Geri kalanlar oynar. Geri kalanlar ara boşluğu oldu ya, oynar. Peki tavanda şekil değişir mi? Değişir değil mi? Lambayı vurur. İşte bu ara boşlukları, Adem vücutları. Adem yokluk, şeytani bir vücuttur. Bunun dindeki karşılıkları haram. Yani iki doğru arasındaki ara boşluk. Peki niçin konmuş buraya? Doğruların birbirine nispet edilerek doğru çeşitliliğini çoğaltmak için. Eğer ara boşluğu olmasaydı tavandaki desen tek olurdu. Ara boşlukları yaparak alttan suyu da oynattık, tavandaki renk dünyasını değiştirdik. Değişmesine sebep doğruların yerlerinin değişmesiyle oldu. Buna nisbi denilir. Tamam. İşte şeytan doğrular arasındaki ara boşluklar olduğundan doğruların hareket etmesine sebebiyet veriyor. Ademi vücut. Cümbüş tabiri caizse. Efendim? Cümbüş. Evet. Cümbüş. Devamı değişkin bir dünya sana sergiliyor. Fakat ruhta bu yapı, hayvanda bu olmadığından, yani şeytan musallat olmadığından sığır sığırdır. Geldi sığır, gitti sığır. İnsan öyle değildir. Ruhunda ademi vücutlar, yani günahı yapılar, sistemde böyle bir sistemin çalışması doğruların birbirine geçiş sağlamasına vesile oluyor ve doğruluk çeşitleri, meratipleri ortaya çıkıyor. Teslim, tevekkül, tefekkürümüzü artırmak. Sıkıntılara çare olarak ne? Teslim, tevekkül, tefekkür. Bir daha okuyorum. Teslim, tevekkül ve tefekkürümüzü artırmak. Başka? Sadaka ve hayır hasenat yaparak, sık sık dua yaparak Allah'tan yardım istemek. Başka? Kendini tanıdıktan, hangi alemlerin hulasası olduğunu bildikten, o alemlerin seni ziyaret edip kendilerini sende ifade etmelerinden haberdar olman ve o alemler sende ifade edilirse taaccüp etmemen. Allah Allah ya, ne oldu ya benim ya? Fiyakam gitti ya. İyiydim ya. Ne sıkıldım ya? Allah Allah. Nereden geldi falan? Deme. Çünkü o seni bir yere taşımak için gelmiş. Hani dersin başında demiştim. Abi her şey üst üste geliyor. Tamam işte merdiven. Basıp çıkman lazım. Dertlerimizin büyümesinin sebebi biz küçülüyoruz da ondan. Eğer ruhumuzu bedene hakim kılarsak o sıkıntılar bedensel olur. Hakikatına, terakkiye sanki miraç olur. Vasıta olur. Çünkü hiç sıkılmayanlar taşlardır. Taştır. Biraz hayata, doğaya, biraz tahammülü biraz zarar gören bitkilerdir. Taştan farklı olmuş. Doğaya karşı biraz tahammülü az, taş olmuş, ağaç olmuş. Biraz da doğaya, doğa şartlarına tahammülü daha biraz da az olan hayvan olmuş. En çok rahatsız olan insandır ama insan olmuş. Hiç rahatsız olmayan yağmurdan, güneşten vesaire. Derdi sıkıntısı yoksa taştır. Biraz böyle sıkıntısı varsa, ahırdan biraz rüzgar alıyorsa o da sığırdır. Başkan, kendini tanıyan ve alemlerle tanımlayan insan kendine yakışır güven ortamını oluşturur ve çevre edinir. Artık ona nasihat ve vaaz etmeye ihtiyaç kalmıyor. Kendisini tanıyan, kendisini nereyle tanımlayacağını bilir. Nerede, kimin yanında duracağını çok iyi bilir.
Yani ne oradasın, ne onun karşısında değilsin, ne ona taraftarsın veya ne ona düşman değilsin. Niçin değişkendir? Kendini tanıma nispetiyle mümkündür. Herkes kendisine yakışanı yapar ve kendisine yakışan ve uygun olan yerdedir. Madem böyle bir ilmi muhit ezeli vardır, herkesi, insanı ve insanların amellerini görür. Kim nereye layık ve müstahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek. Mütenasip şeyler arasında cez ve celp vardır. Şaşırırsın. Ya Allah Allah, o adamın orada ne işi var? Hiç endişe etme. O oraya uygundur. Karışma. Sen kendinle meşgul ol. Miktarı satarsın çöplüğe. Kağıdı naylonu çekmez. Demiri çeker. Mütenasip. Yani ona uygun olanlar orada olur. Şeytanın geliş kaynağı ve hikmeti bilinirse elindekilerin kıymetini ve evhamın ve vesvesenin hakikatini çözmüş oluyorsun. Başka, bu da çok, şu anda okuyacağım, çok mühim. Sistemi tanırsan, yani insan ruhunu tanırsan, doğru bilgiyle tanıtırsın. Sistem şöyle çalışıyor. Mutluluğun temeli. En temele indim şimdi. Bir, insanı mutlu yapan üç tane kuvve var. Kuvvet. Kuvvet. Onun ifrat, tefrit, vasatı var. Aşırısı, ortası, dibi. Nedir üç tane kuvvet? Eğer onu vasata getirirsek dünya olur cennet. Nedir o? Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehebiye. Kuvve-i akliye ifratı cerbezedir. Kuvve-i akliyenin tefriti gabavettir. Kuvve-i akliyenin vasatı hikmettir. Kuvve-i şehebiye cinsellik değil. Kuvve-i şehebiyenin ifratı hayatı kendisine göre yorumlamaktır. Allah'a tatmaz. Yani ikide bir eyleme dönüştürüyorum. İkide bir telefon değiştirir. Araba değiştirir. Hatun değiştirmeye çalışır. Gömlekler 20-30 tane varken yeni gömleklerin peşine koşar. Yatı katı atı eşi işi aşı varken doymaz. Bu kuvve-i şehviyenin ifrat modudur. Tefrit modu ise fok balığı gibidir. Hiçbir şey almaz. Hayattan küsmüş, hayattan usanmış ve odadan çıkmaz. Öyle mıymıntı bir şeydir. Ne yağ vardır hayatın ona göre, ne tuzu. Kuvve-i şehviyenin vasatı ise şeriata uyarak haramına karşı meyli vardır. Harama karşı meylini farkındadır ve kontrol altında alır. Almaya çalışır. Kuvve-i gadabiye çok önemli bu. Kuvve-i gadabiye hak ve batılı tefrik etmeden her şeye kızmaktır. Kuvve-i gadabiyenin yani zulümdür yani. Kuvve-i gadabiyenin ifratı zulüm yapar. Kuvve-i gadabiyenin tefriti ise masum hiçbir şey yapmaz. Din mi? Namus mu? Vatan mı? Dava mı? Bayrak mı? Kur'an mı? İnsanlık mı gidiyor? Hiç umurunda değil. Yapısı bitmiş yani. Sistem bitmiş. Kuvve-i gadabiye ise hakka hak bilip hakka yapışır. Batılı batıl bilip batıla karşı durur. Üç tane kuvveyi vasata ne kadar getirirsek hayatın tadı oradadır. Yani dertsizlikten bahsetmiyorum. Dertler sana o zaman derman olur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da ama dünyanın en mutlu ve huzurlu insanıydı ama eylemsel itibariyle açtı. Üstün istediği gibi giyinemiyordu vesaire. Biliyoruz hayatını. Ama nasıl mutluydu? Mutluydular. Yani asıl saadet denmiş. Asıl saadet arkadaşlar, benim eski anlayışımda şöyleydi asıl saadet anlayışı. Bir eli yağda, bir eli bağda. Oysa asıl saadet aç kabuklarını kemirmek, kemirmenmiş.
kemiriyor. Asıl saadetmiş otları otlamakmış. Asıl saadet 3 gün yemek pişmemekmiş. Asıl saadet oymuş. Öldüğü zaman giydiği elbiseyi kefen yapmakmış. Yok bir şey. Buna asıl saadet denir. Bizim anlayışımıza bakın. Asıl saadet bir yağda, bir bağda. Ama onlar çok mutluydu. Ama yokluk içinde sebebi 3 kubbeleri vasata getirmeyi becermişlerdi. Kubbe-i akliye, kubbe-i şehebiye, kubbe-i gadabiye. Bu kubbelerin ne kadar ifratından, tefritinden, vasatına getirilirse, ya ben bunu az da anlamam kardeşim, şehebiye, akliye, gadabiye, ifrat, tefrit. Bana öyle bir şey söyle ki, tek olsun. Ben bunu ezberleyeyim. Sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye ittiba etmektir. Ailedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Kendini inşa edilen bir yer. Peki devam ediyorum. Bu da çok önemli bir şey. İnsanda, vücudunda su, hava ve nur unsurları var ve itidale getirmektir. Vücutta 3 tane unsur var. Madde. Vücudun 76%'sı nedir? Su. Bu su Firavun'u simgeler. Çünkü Firavun suda boğuldu. Oruç bizim bedendeki su unsuru, cinsellik, su, kan. Yani bedendeki su unsuru simgeden bahsediyorum. Yoksa ben Firavun'u ne yapayım? Ben tarihin derinliklerindeki Musa'yı niye okuyayım? Musa'da kendimi seyretmem lazım. Yani Firavun'dan maksat bedendeki su unsuruna hakim olmaktır. O suda boğulmamaktır. Musa'yı boğma, Firavun'u boğmaktır. Su unsuru Musa geçti, Firavun boğuldu. Başka Nuh Aleyhisselam yüzdü üstten. Birisi suyun altından geçti, birisi suyun üstünden geçti. Bedendeki su unsuruna hakim olmak oruçtadır. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor, Ramazan'ın orucu diyor, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Ne demek? Bak bir daha söylüyorum. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Firavunluk cephesi vücudumuzdaki su unsuruna hakim olmak. Hava unsuru, hava, İsa Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam. Hava, dima simgeler. Affınıza sığınarak bir örnek vereyim ama bana aittir. Tenkidi, takdiri size ait. Tenkit ederseniz din değildir. Mesuliyeti yoktur. Benim tefekkürümdür. Bir daha söylüyorum. Dima ben size anlatacağım. Takdir veya tenkit size aittir. Reddetmekte dini bir mesuliyet yoktur. Benim bir tefekkürümdür. İşinize yararsa alırsınız. Bak. Meryem'den kasıt dimadır. Ruhul Kuddus Cebrail vahiydir. Meryem bozulmadan, kulak bozulmadan vahiy ile dima, kafa dölleniyor. Vahiy muhatap oluyor. Dimağın içerisindeki yapılar, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad bütünleşiyor. İsa oluyor. Meryem'in karnında İsa oluyor. İsa ruhullah, yani Allah'ın izniyle İsa ölüleri diriltiyordu. Ağızdan çıkan kelam kişinin karakterini, yapısını taşıyor. Ölü ruhları, kafirleri, zındıkları, gafilleri kim ise sohbetinle, nefesinle, vaazınla vesairenle karşı ki diriliyor İsa ruhullah. Kafa Meryem. Çünkü ben Meryem suresine başkasının suresini niye okuyayım? Ben ne kadınım ne de Meryem olacağım.
neyse doğuracağım. İbret için sıf olmaması lazım. Meyremden ana aittir. Tenkit dini değildir. Tenkit dini bir mesuliyet getirmez. Edebilirsiniz. Bir daha tekrar ediyorum. Meyremde kasıt tefekkürümden söylüyorum. Dimağdır. Kulak zarı bozulmadan vahiy dönüyor. İsa ve nefesiyle ölü gönüller diriliyor. İsa ruhullah. Çünkü niye? İsa'nın dirilttiği kişiler ölmedi mi? Madem ölecekti niye diriltti? İşte ölü gönüllere sohbet ediyorsun. Hidayet geliyor. Adam diriliyor. Ruhullah. İşte üç unsur var. Su unsuru, hava unsuru dimağdır. İbrahim'i ve İbrahim'i meşrep ve İsevi meşrep. Yani İsa Aleyhisselam. Nedir o? İbrahim'i meşrep tefekkür ve şefkattır. Zıplı Nemrut'tur. Eğer sen bu dimağı kontrol edemezsen Nemrut'un ateşi olur. Nemrut böyle çatalla İbrahim'i gönderdi sapan gibi. Urfa'ya girerseniz görürsünüz. İbrahim onun arasından gönderdi. İki tane ayakla mancınığa koyup gönderdi. İbrahim'i meşrep demek bir ayağı tefekkür, bir ayağı şefkattir. Yani dima iki yapıyla nefret, öfke, kinle değil, şefkat ve tefekkürle dima kontrol etmektir. O zaman olur, İbrahim'i bir meşrep olursun, hayat zevkli olur. Eğer dima kontrol edemezsen Nemrut'un kuyusu olur. İnim inim inlersin. Hocam yaşamak istemiyorum. Tadı bitti hocam. Heyecanım bitti. Nefret ediyorum artık. Herkes benim aleyhimde. Her şey böyle. Mutlaka her şeyde bir şey bulur. Sebebi kuyuya düşmüş. Nemrut'un kuyusuna düşmüş. Evet. Üç tane unsur. Nur unsuru da enfusidir. Kalbi uyandırmaktır. Kalbi uyandırmak nur unsuruna işaret ediyor. Ruh beden ilişkisinin sıfatlı olabilmesi için bedenin sihatlı olan yedi kebair terk etmesi lazım. Yani bu bedenle ruh imtizaç ettiğine göre dikkat edin bana yeni rastladığım bir şey anlatacağım size. Ondan sonra fazla uzatmayacağım. Çok ilginç. Öğretmenler var aranızda. Bir de böyle bakın. Bana bir video getirdiler. Bundan bir hafta olmadı. Yeni doğmuş bir bebeği yavruş devamlı takip etmiş. Diğer yer 10 saniye, 5 saniye, 3 saniye bebeğin hareketlerini çekmiş. Bütünü 12 dakika olmuş. Çocuk dünyaya geliyor. Kesikler çekiyor. Yürüyene kadar tam 12 dakikalık bir video. Ne yapmışlar? Bebeği bize gelişimini anlatıyor. Ama ben onu seyrederken ben başka bir tefekkür ettim. Tefekkürümü anlatacağım size. Benim çok hoşuma gitti. Bebek yatıyor. Elini ağzına götürüyor. Seyrediyorum. Eline bakıyor. Dönmeye çalışıyor. Dönemiyor. Ayağını alıyor. Ayağını tutmaya çalışıyor. Bakıyorum bebek, bu nereye geldim? Yabancı bir elbise giymiş. Elini ayağını tanımaya çalışıyor. Garip garip bakıyor. Özür dilerim, affınıza sığınıyorum. Gaz kaçırıyor, ödü patladı. Ulan nereden çıktı, nereden çıktı? Tamam. Yani onu bile tanımıyor. Tamam bak, o kadar yabani ve yabancı. Yabancı biliyor musunuz cesede? Eline bakıyor, şey yapıyor, ısırıyor. Yabancı ki gözüne sokuyor, ağzına alıyor, bunu süt zannediyor, denemeye çalışıyor, ayağa kalkıyor. Siz de zannediyorsunuz ona bardak kırdı yabancı. Hayır, güç denemesini yapıyor. Bakayım bu neyin nesidir. Tanımaya çalışıyor. Ayağa kalkıyor, düşüyor. Kendisini tanıdıkça etrafı merak ediyor. Niçin biliyor musunuz? Bu kadar anlattım. Çocuğa dikkat ederseniz hakikaten çocuk bu cesete yabancı. Bedeni tanımaya çalışıyor. Tanıdıkça uyum sağlıyor. Tanıdıkça uyum sağlıyor. O kadar kendisine uyum oldu ki biz bedene biz demişiz. Oysa
beden gömlek gibidir. Ruha giydirilmiş. Benim gömleğim, gir içeriye. Benim atletim, gir içeriye. Benim bedenim, gir içeriye. Benim aklım, gir içeriye. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun arkası, ruh mahluktur. O kadar bu bedene imtizaç ettik, o kadar ihtimam ettik, o kadar beraber yaşadık ki karıştırdık artık. Ruhla ceset bir olmuş zannettik, bu cesede biz dedik. Oysa biz olmadığını bebek bize gösteriyor. Tanıdıkça uyum sağladı, tanımlamaya çalıştı etrafı onunla. Ama o kadar sıkı fıkı olduk ki bedene ben demiş oldum. Benim çok garibime gitmişti, ben böyle baktım. Efendim kaç dakika oldu? Sizi sıkmayayım, bir bakayım. Bir saat 55 dakika, 55 dakika oldu. Burada kesiyorum. Yanlış mı baktım? Peki, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak evinize Kur'an'ın nurunu hakim eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Hakkı hak, batılı batıl bilip ona göre yaşayan kullarından eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Vafir devahum, enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha, temassalavat.